Arkası yarın. Çile üstüne çile. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yıldırım Yanılmaz. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler: Zeynep Oyepresçiler. Nihat Cengiz Küçükayvaz. Anne Yaşar Özdemir. Baba Ercüment Balakoğlu. Şükriye Elif Baysal. Meral Gamze Gözalan. Müdür Yıldırım Yanılmaz. Gülten Şemsay Çankara. Erdoğan Erhan Özçelik. İki ekmek, üç yağ, bir kilo kesme şeker. Kaç para? 93.750 lira. Buyurun. Ha, bereket versin, bereket versin. Siz ne istemiştiniz kızım? Şeref abi, ben bir ekmek alacaktım ama. Hemen vereyim kızım, hemen vereyim. Yalnız parasını sonra versem olur mu? Tabii bacım, neden olmasın. Başka istediklerin de varsa söyle vereyim, lafı bile olmaz. Yok, ekmek yeter. Buyur. Allah razı olsun Şeref abi. Güle güle kızım, güle güle. Ey kurban olduğum Allah. Hikmetinden sual olmaz ki. Hayrola Şeref abi, neden böyle söylüyorsun? Ya az önce ekmek alan kız, gördün ya. Cebinde bir ekmek parası bile yok. İnsanın böylelerini görünce içi parçalanıyor vallahi. Çok mu fakirler? Mesele fakirlik meselesi değil Ali Bey. Kocası olacak o namus. Tövbe tövbe, günaha sokuyor beni. Kadın iki canlı bebek bekliyor. Adam eve 5 kuruş para bırakmıyor. Bir de utanmadan koca diye dolaşır ortalıklarda. Kocası ne iş yapıyormuş? Şu günlerde lokantada bir garson. Doğru dürüst bir işi yok adamın. Ama iş içkiye gelince maşallah gece gündüz durmadan içiyor. Komşulardan duyduğum kadarıyla zavallı kadını bir de üstüne üstlük dövüyormuş. Evet evet. Bütün bunların sebebi içki. Bu zıkkım insanda her türlü kötülüğü yapar. Yazık. Genç kadın karnı burnunda. Nasıl tahammül ediyor böyle bir hayata? Ya etmeyip de ne yapsın fukara Ali Bey? Etmeyip de ne yapsın? Evlenmiş bir kere. Hamile de çaresiz katlanacak. Nerede kaldı bu adam? Sakın başına bir iş gelmesin. Vakit neredeyse gece yarısına gelecek. Allah'ım, nedir bundan çektiğim? Bıktım artık. Her gece içip içip geliyor. Sonra da dövüyor. Karnımdaki bebeğe bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Gecenin 11'i oldu. Çoktan bu saate kadar gelmesi gerekirdi. Şükriye ablalar uyumamıştır. Onlardan bir telefon açayım Nihat'ın iş yerine. Şükriye abla, rahatsız ettim seni. Estağfurullah Zeynep, hayrola? Nihat, benim bey daha gelmedi de merak ettim. İzin verirsen sizden bir telefon açacaktım. Aa, tabii kızım, buyur, lafım olur. Belki bir işe çıkmıştır. Hiç bu kadar gecikmemişti. Telefon komidenin üstünde. Açabilirsin Zeynep. Sağ ol Şükriye abla. Alo? Rahatsız ettim. Nihat Demir orada mı acaba? Ben hanımıyım efendim.
Yok mu? Evet. Evet. Peki, teşekkür ederim. İyi geceler efendim. İş yerinden çıkalı 3 saat olmuş. Belki bir yere gitmiştir arkadaşlarıyla. Mutlaka içmeye gitmiştir Şükriye abla. Bu gece yine dayak var bizim evde. Dövüyor mu seni? İçip içip sarhoş olunca dövüyor abla. Bıktım artık, hayatımdan bıktım. Elleri kırılsın. Seni bu haldeyken, iki canlıyken nasıl döver? Canavar mı bu adam Allah aşkına? Hayatımı zindan etti bana Şükriye abla. Kimselere bir şey diyemiyorum. Hep içime atıyorum. İçmediği zaman sakindir ama içince gözü hiçbir şey görmüyor. Ne beni ne de karnımdaki yavrumuzu. En çok da bebeğime bir şey olacak diye korkuyorum abla. Olur tabii, olmaz mı kızım? Vah 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 vah. Bu içkiden Şükriye abla. Bu Meret her kötülüğün başı. Kızma ama Zeynep. Nasıl oldu da bu içkici Ayyaş adama vardın kızım? Ben varmadım ki abla. Zorla evlendirdiler beni. Sofradan bir tabak eksilsin diye babam zorla verdi beni. Bu yüzden de kardeşim Ahmet'i vermedi mi yatılı okula? Peki hiç mi sormadı kızımı verdiğim adam uğursuz mu hırsız mı diye? Dedim ya Şükriye abla, babam için önemli olan para. Sanki tapar paraya. Sırf sofradan bir gırtlak eksilsin. Onun için önemli olan bu. Ah, bak kızım bak. Keşke yapabileceğim bir şey olsa da. İstersen kocama söyleyeyim, onunla bir konuşsun ha. Belki ne bileyim kendine bir çeki düzen verir. Aman sakın Şükriye abla, daha da dellenir. Sen Nihat'ı bilmiyorsun. İçki onu öyle kötü etti ki. İnsanlıktan da dinden imandan da çıkarttı. Allah Allah. Bunca yoksulluğumuza rağmen eve ekmek parası bırakmıyor. Ama bir de geçenlerde televizyonla video aldı taksitli. Video mu? Ne yapacakmış bu zamanda? Şimdi hemen hemen her kanalda sürüyle film var zaten. Onun niyeti film seyretmek değil ki abla. Videocudan o terbiyesiz sapık filmlerden alıyor. Rakıyı içip içip o pis filmleri seyrediyor. Ne? Aman Allah'ım. İçki bu kadar mı insanlıktan çıkartmış kocanı Zeynep? Sorma Şükriye abla, sorma. Ne sen sor ne ben anlatayım. Yalnız kocamdan değil, yaşadığım bu hayattan da nefret ediyorum artık. Neyse ben gideyim artık. Şimdi gelip de gecenin bu saatinde evde beni bulamazsa tatsızlık çıkartır. Döver beni. Saat 12 oldu. Hala ortalarda yok. Kim bilir nerede, kimlerle içiyor gene. Ya Rabbi, nedir bu çilem benim? Şimdi gelip acımadan döver beni. Ne yapsam, nereye gitsem? Şu koca İstanbul'da annem babam olmasına rağmen öyle yalnız hissediyorum ki kendimi. Ah baba, para yerine biraz da beni sevseydin. Şimdi bu merhametsiz Ayyaş adamın elinde zelil etmezdin beni. Zeynep, aç ulan. Aç şu kapıyı. Aman Allah'ım, geldin. Aç diyorum sana. Geliyorum. Kemiklerini kıracağım seni. Aç şu kapıyı diyorum. Tamam, tamam, açtım bey. Neredesin sen ha? Neredesin? Bir saattir kapıyı çalıyorum. Tamam bey, tamam. Hadi gir içeri. Vakit gece yarısı oldu. Milleti rahatsız etmeyin. Millet de kim be? Kim rahatsız olacakmış ha? Ben istediğimi yaparım ha. Tamam mı? Tamam yaparsın. Hadi gir içeri. Gel yardım edeyim sana. Tut beni. Gel. Seni çok merak ettim. Hiç bu kadar gecikmemiştim. Kapa çeneni lan. Ben bu evin reisiyim. İstediğim tamam. Saatte de gelirim, tamam mı? İşte bu kadar. Gel koltuğa otur şöyle. Çok içmişsin bu gece. İçmişim değil mi? İçerim tabii. Çabuk sade bir kahve yap bana. Ama evde kahve kalmadı bey. Ne demek kalmadı lan? Yok işte bey. Yoksa git bul. Hadi. Hadi yıkıl karşımdan, süpürün tıkarı. Kahve bul getir, yoksa kemiklerini kırarım seni. Yapma bey, gecenin bu vaktinde. Saat 12'yi geçti. Herkes uyuyor, kimin kapısını çalıyor? Kimin kapısını çalarsan çal, bana ne? Bak hala karşımda duruyor. Yıkıl diyorum sana. Nereye gideyim bey? Gündüzden para bıraksaydın kahve de alırdım. Her bir şey de alırdım. Şimdi de suçlu ben oldum ha, öyle mi? Al sana. Al. Ah, vurma bey. Vurma karnımdaki çocuğa acı. Geberin lan. İkiniz de geberin.
Al. Yapma yapma, acı bize, vurma, bebeğimi öldüreceksin. Sende hiç acıma duygusu yok mu? Allah din iman korkusu yok mu bey? Madem kahve yok, içki bul bana. Git rakı, bira ne varsa bul getir hadi. Yeter yeter artık. Eve içkili geldin, yetmiyormuş gibi şimdi de yine içki istiyorsun. Beni dövüyorsun, karnımdaki çocuğu dövüyorsun. Nedir bu çektiğim senden Allah aşkına? Esas benim senden çektiğim nedir ha? Kendimize bakamıyorum, bir de doğacak çocuğa mı bakacağım? Böyle söyleme, günahtır. Allah'ın verdiği bir can o. İçki içip içkiye para vereceğine biraz evine bak. Bugün bir okka ekmeği bile bakkaldan veresiye aldım. İnsanlığımdan utanıyorum artık. Kes be. Senin zırvalarını dinleyecek halde değilim. Ne bakıyorsun? Git rakı getir bana hadi. Çıldırmışsın sen bey. Şu haline bir baksana. Ayakta duramıyorsun. Hala içki istiyorsun. Sana ne? Sana ne yani? Hadi gel yatırayım seni. Yarın işe gideceksin. Geç oldu. Çek elini. Dokunma bana. Git nereden bulursan bul, rakı getir bana. Yapma bey. Dükkanlar kapanalı çok oldu. Konu komşu da uyudu. Nereden bulayım? Nereden bulursan bul be. Hadi. Yıkıl karşıma. Ne olur yapma. Al. Ya Rabbi, nedir bu çektiğim bu işkence? Daha ne kadar sürecek bu? Dur be. Nereye gidiyorsun? Buzdolabında bir şişe biri olacaktı. Geçen gece getirmişti. Ha, şöyle aferin. Bey ne oldu? Neyin var bey? Bey söylesene ne oldu? Midem bulanıyor. Kusacı. Dur, dur kusma. Lavaboya götüreyim seni. Gel. Hay Allah, etraf battı. Her taraf kusmuk içinde kaldı. Bey. Bey. Bey iyi misin? Kolonya getireyim mi sana? Çok şükür sız. Ey büyük Allah. Senden başka yardım dileyeceğim hiç kimsem yok. Ne olur diğer kadınlar gibi bana da mutluluğu, saadeti, güzel günleri tattır ya Rabbi. Kocam olacak bu adama aile sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi ver ya Rabbi. Lütfen. Çile Üstüne Çile adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.